Merhabalar, bugün Nikon'un lens teknolojilerinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu son bölüm zaten. Son bölümde optik yenilikler ön planda. Yani ayırdığım gruptaki optik yenilikler. 1959 yılında başlıyor şey mikro lenslerle. Mikro lensler günümüzde geçen makro lenslerle aynı. Herhangi bir farkı yok. Sadece Nikkor isminden dolayı 1904'ten beri mikroskop işiyle uğraştığı için makro demek yerine mikro olarak isimlendiriyor ki mikroskop müşterileri kafaları karışmasın diye. İlk mikro lens rangefinder kamerasına çıkıyor. 5 cm f3.5 diyaframlı olan. 5 cm bu arada rangefinderlarda milimetre cinsinden değil direkt santim cinsinden belirleniyor. 1961 yılında değişken diyaframlar ve refleks lensler var. Refleks lensler bildiğiniz üzere bu teleskoplarda kullanılan aynalı lensler. Çok fotoğrafçılık konusunda iyi değiller çünkü çok düşük kontrast oranları var. Ayrıca hani çok fazla sallantı falan. Pek zaten kullanılan lensler değil. Bir de hani boyut olarak baktığınız zaman küçücük bir lenste 50 mm boyutu alabiliyorsunuz. Yani 500 mm. Değişken diyaframlı lenslerse yine Nikon'un lens maliyetlerini düşürmek amaçlı çıkarttığı bir teknoloji. Şöyle Nikon bu zamana kadar hep lüks lensler yaptı. Zoom lensleri geçtiğinde daha düşük fiyatlı zoom lensler yapabilmek için diyafram değerlerini yani çift diyafram değerleri gördüğünüz sistem geldi. Bu da hem maliyeti düşürdü hem de ağırlık konusunda bayağı avantaj sağladı. 1969-67 yılına geldiğimizde CRC var. Close Range Correction. Bu da yakın odaklarda olan ufak bir düzeltme. Bu teknolojide lensin ön elementi havada duruyor ve odaklayacağınız zaman yakındaki nesnelere göre kendini geri çekiyor ya da ileri itiyor. Bu lensler hani direkt CRC özelliğine içerikli olan lensler diye geçmiyor. Genelde geniş açılarda kullanılmış zaten. 1968 yılında PC lensler ve asferik elementler geliyor. PC lensler mimari çekim için kullanılan lensler. Bugünlerde artık pek kullanılmıyor çünkü Photoshop daha yaygın oluyor. Canon'da tilt shift olarak geçiyordu bu Nikon'daki PC lensler. Bir de asferik camlar, asferik elementler. Nikon bu asferik elementleri 3 çeşitte sınıflandırıyor. Plastikten, camdan ve hibrit dediği. Hibrit dediği kısımda plastik ve camın arasına ince bir tutkal yapıştırarak asferik şekli verilmesi oluyor. 1979 yılında NIC ve SEC var. SEC çok katmanlı kaplama teknolojileri bunlar. Nikon'un yansımaları azaltmak için çıkarttığı teknolojiler. Tek katmanlı, çok katmanlı olduğunu hangisini söylemiyor hani isim olarak. Anlamının tek yolu var. Çok katmanlıysa yeşil, kırmızı gibi çok renkli ve çok renkli yansıma yaparken tek katmanlarda ise mavi, mor ya da amber renkli oluyor. Amber renkli genelde şeyde kullanılan, siyah beyaz filmler için etkili olan şey. 1975 yılına geldiğimizde bugün de aslında çok bulunan bir teknoloji olan ED camları çıkartıyor. ED camlarda düşük yoğunluklu camlar yansımaları çok yoğun azaltıyor. İlk çıktığında 70'lerin başında, yani 75 civarı aslında 70'lerin başında büyük telefotolarında kullanılıyor. Chromatic aberration azaltma özelliği var. Ondan sonra 76 yılında EF ve RF var. EF internal focusing, RF real focusing. Bu da lensin dış olarak herhangi bir lensin dışında herhangi bir hareket olmamasına rağmen içerisindeki hareket ederek zoom yapmasını sağlıyor ya da odaklama için kullanılıyor. Bu en örneklerden bir tanesi 70-200. Rear focusing de benim elimdeki 24-200 olan lens de geçerli. Gerçi onun için asferik elementler de var şu anda çekim yaptığım lens. 1990 yılında Nikon'un defocus kontrol olan en keskin lens serisi olan en iyi portre lenslerinin bulunduğu grup alıyor. Defocus kontrolde şöyle bir özellik var. Fokus dışında kalan alanı düzenleyebiliyorsunuz. Oradaki bokehleri istediğiniz şekilde sokabiliyorsunuz. Yani şekillerin kastım yoğunluğunu siz ayarlıyorsunuz. 2000 yılına geldiğimizde ise VR titreşim önleyici lensleri çıkıyor. VR bildiğiniz gibi lenste 3.5-4 stop arası bir sabitleme sağlıyor. Ayrıca tripod da kullanamıyorsunuz.
Tripod'u taktığınız zaman deliriyor. 2003 yılına geldiğimizde FX format, pardon, DX formatlı makineler için DX formatlı lensler çıkartıyor. APS-C sensörü daha az maliyetle şey yapabilmek adına bu DX lensleri çıkartıyor. Full frame'de kullanabiliyorsunuz. Full frame'de kullandığınızda Nikon'da FX olarak geçer. FX bir makinede kullandığınız zaman çok fazla vinyet yapıyor. Ama kullanabiliyorsunuz. 2006 yılına geldiğimiz zaman nano kristal kaplama oluyor. Bu yansıma engelleme özelliği var. Bunun için ön camı, yani ön elementlerden birisini genelde 10 ila 20 nanometre partiküllerle kaplanıyor. Yansıtmayı engelliyor. Nikon'un sadece şu anda en üst seviye lenslerinde kullanılıyor. Ama ilerleyen zamanlarda düşük lenslere de geçer. 2016'ya geldiğimiz zaman fluorite geliyor. Fluorite Canon'ın 1970'lerden beri kullandığı bir teknoloji. Geniş diyaframla lenslerde kullanılıyor. Yansıtma azaltma özelliği var. 2018'de Arneo kaplama geliyor. Bu da yine geniş diyaframlarda yansıma azaltmak için. 2020'de ise SR geliyor. SR'da spray kromatizm için yapılan Canon'dan alınan bir teknoloji. Zaten şöyle söyleyeyim. 2016'dan sonra Nikon'un birazcık düşmeye başlıyor teknoloji kısımları ve yaptığı tek şey hani pazarda barınma çabası. Hani burada artık zaten 2006'dan sonra Nikon birinciliğini kaybetmiş oluyor. 2000 zaten son aldığı 3 teknoloji de Canon gibi yerlerden başkalarının alınan teknoloji baktığınız zaman. Yani Nikon'un teknolojileri şu anlık bitti. Hani daha yeni bir teknoloji çıkartmadılar. Çıkartacaklarını da pek sanmıyorum. Şu anda aynasızlarla ilgililer ama bilemeyiz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.